Ne demiştin video başında? %4'ün çıkacak bugün. Çıktı. Çıktı mı? Bu piyasayı biraz daha analiz etmem gerekiyor. Zaman harcamam gerekiyor. Çünkü değer bir piyasa. Bir de yorumlar da kötü. Bu ne anlama geliyor? Ürün geliştirilmeye açık bir ürün. Ve çok da basit bir ürün. Türkiye'de yap gönder bu ürünü. Günde 7800 tane satıyormuş bu arada. Neyse ağız sulandırmayalım. Wow bir ürün mü? Wow bu. Okey bu. Ürün burada. Şu an ortada. Okey buçuk. Okey buçuk. Okey plus. Part 3'e geçtik. İlk defa 3 partlı bir video yapıyoruz aslında. Ürün araştırma part 3'teyiz. Evet 3 partlı ilk defa yapıyoruz. Gerçi evet hadi ilk defa olsa. Yapmışızdır mutlaka bir yerlerde. Canlı yayında mesela yaptık ürün araştırma. Kaç evet. tane yaptık canlı yayında? Evet bol bol yapmıştık ama hani video paylaşımı olarak yapmadık. Bu arada canlı yayının ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Ya canlı yayın zor iş, zor zanaat. Cüm belirlemek lazım aslında. Şöyle diyeceğiz. Atıyorum her cuma canlı yayın. O da insanı bir strese sokuyor. O strese ben şu an hazır değilim açıkçası. O yüzden şu anlık bu soruları hep es geçiyorum. Ürün araştırma part 1'i izlemediyseniz izleyin. Ürün araştırma part 1'de Amazon.com'un mantığını anlattım. Biz hangi kafayla ürün arıyoruz bunu anlattım. Part 2'de biraz daha detaylara indik. Analizler nasıl yapılıyor, piyasalar nasıl okunması gerekiyor. Bunlardan bahsettik. Şu anda part 3'teyiz. Part 3'te yine analizler, ürün nasıl bulunur bunları yapacağız. Ama odağımı çevireceğim, daha derine ineceğim bazı bölümler olacak. Bunlardan bazıları mesela keyword tarafına biraz daha evrileceğiz. Ürün araştırmasında keyword'ü nasıl bulursun? Bunları biraz daha detaylı olarak göstermeye çalışacağım. Daha fazla üzerinde duracağım bunları. Evet hazırsanız ben hazırım. Bir şey söyleyecektin gibi evet, ama. Evet söyleyecektim. Bugün artık ürünü bulur muyuz? Buluruz. İnanıyorum. Buluruz ya. Tamam. En azından hani çok wow bir ürün olmasa da okey bir ürün buluruz diye düşünüyorum. Seriyi aynen. devam ettirecek. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada sesimin boğuklaştığını farkındasınızdır. Nefes kontrolümü de çok yapamıyorum. Nedenini açıklayacağım. Burnumda enteresan şeyler var aylardır. Yani enteresandan kastım şu. Bilmiyorum burnumda gerçekten sorun var. Konuşurken burnumdan nefes alamıyorum. Bu sesim boğuk çıkıyor ve sürekli durup böyle derin nefes almak zorunda kalıyorum. Orada da hep nefes sesleri çok derin bir şekilde duyuluyor. Bu neden oldu bilmiyorum. Bir hastaneye gidip baktıracağım buna yani. Yani burnumdan nefes alamıyorum. Bunu bilin. Sesim değişti yani. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Çok canlı konuşamıyorsam bilin ki bundandır. Evet yine New Releases'dan gideceğim. Geçen videoda ne yapmıştık? Sadece Beauty'ye bakmıştık. Şimdi söz vermiştim. Onu biraz daha çeşitlendireceğim demiştim. Şu anda biraz daha çeşitlendireceğiz kategorileri. Ve daha değinmediğimiz konular üzerinden gitmeye çalışacağım. Beauty'ye bakmayacağım bu videoda kategori olarak. Hangisine bakalım? Şöyle bir iniyorum. Patio, bahçe ürünleri. Evet bahçe ürünlerine bakıyoruz. Neler çıkmış bakalım. Şunu bir açtım. Ne olduğunu bilmiyorum. 112 tane de yorum var. Öylesine vereceğim. Şemsiye gibi şeyler olmaz. Şu hortum başlıkları galiba bunlar. Yo direkt hortum. Evet geçen videonun ilk serisinde ben size şu eklentiyi göstermiştim. Anlamıyorsan ürünün ne olduğunu ilk öbeği çevir. İlk bölümünü çevir başlığını demiştim. Esnek bahçe hortumu yani. Bunun da bir şeyi yok. Geçelim. Bu bahçe hortumu diye ben geçiyorum ama böyle standart bir hortum. Mesela bir ara şeyler olmuştu. Hatta burada kesin vardır şu anda. Mesela bakacağım. Evet bunlar bu büzülen hortumlar var mesela. Küçülüyor. Su dolduğunda büyüyor falan. Bildin mi? Onların ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. Şimdi ben burada hortum deyip geçiyorum açmıyorum yani. Onların ilk çıktığı zamana denk gelseydiniz o hortuma bakmak zorundaydınız. Şu anda bakmıyorsun. Tamam okey anladım ama o dönemlerde bakıyor olman lazımdı. Şu an yeni bir hortum tarzı görmediğim için bakmıyorum. Şey var garden house. Yine bu hortum tamam geçtim. Bu neymiş? Storage box. Bu da bahçe için saklama kapları. Makaslar, bahçe makasları, paspaslar. Şu sinek öldürücüler. Geçiyorum bunlara. Artık bunların envai çeşidini göreceksiniz. Şuna bir bakalım feeder diyor. Açtım bunu da yeni sekmede. Bu da kuş besleme. İnsanlar bahçelerinde ağaca mağaca bir yerlere takıyor. Kuş besliyorlar. Şu geçen yıl çıkmıştı bayağı da iyiydi bu. Buna bir bakalım mı? Bakın şu ürün ciddi güzel bir ürün olabilir şu anda. Tamam bahçe bu kadar yeter. Kategoriye çok bağımlı kalmayacağım. 3 tane ürün açtık. Şimdi bunların analizini yapalım. İlk ürün bu. Ne kullanıyorduk? Biz Jungle Squad. Squat. Geçen buna biri bir yorum yapmış. Squat değil kardeşim demiş. Ne demiş? Squat mu? Squat oluyor ya. S-C-O-U-T. Squat değil.
Scout. Scout diyemiyoruz diyor. Scout. 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 Çok olmadı. Jungle Scout'u açtık şimdi. Ve arkadaşlar, ne demiştik? Bu listenin önce ne olduğunu anlıyorsun. Sonrasının hiçbir önemi yok. Ürün ne? Şimdi bu markasıydı. Safe Brand Home. Nereden anlıyorsun? Safer Brand Home. Visit the Safer Brand Home. Brand Store diyor burada markası. Ürün başlığının ilk öbeğini markayla doldurmayı tercih etmiş. Sonrasında ürünün bilmem nesinden bahsetmiş. Sonrasında olaya gelmiş. Burada ne diyor? Flying Traps. Sinek tuzakları işte. Bunun envai çeşidi var. O yüzden biliyorum. Geçiyorum. Biraz sezonluk ürünler. Bu arada bahçe ürünleri zaten genellikle %90'ı sezonluk oluyor bu arada. Kışın farklı görürsünüz, yazın farklı görürsünüz. Ürünün ne olduğunu anlıyoruz. Az önce anladık ve piyasaya gitmeden kapattık. Şimdi bu ürünün bir kuş besleme aparatı olduğunu biliyoruz. Görsellerden anladık. Şimdi ne yapacaksınız? Bu ürünün piyasasına gitmek zorundayız. Piyasaya gidelim. Eğer ilk başta marka yoksa, markası yok. Bakın burada marka ismi var çünkü. Markasını en başta kullanmamış. Hummingbird Feeder diye bir kelime kullanmış. Bunu aldım. Bunun asıl kelime olup olmadığını bilemiyoruz şu anda. Çünkü bu satıcı bize bunu ver. Bunu kullanmış en başta. Ana kelime olup olmadığını bilemiyoruz. Ama bize şunu biliyoruz ki sonucu verecek. Yani bize rakipleri gösterecek. Eğer hala ürün araştırmaya değiyorsa, yani bu piyasada zaman harcamamıza değecekse, bu sefer detaylı keyword analizine geçeceğiz. Şimdi burada sponsorlular var. İlk 4 sıra sponsorlu. Sonra organik sıralama buradan başlıyor. Şu tarz ürünlere bakıyoruz biz. Şu tarz. Bakın burada neye bakıyorduk? Yorum. Bunun az önceki ürünün aynısı. 3500 yorumlu, 15000 yorumlu ve 9000 yorumlu. Biraz daha şans tanıyoruz. Bakın şu versiyonu, şu model diyelim buna. Modeli çıkmış daha bombeli falan. 45 yorumlu. Şu model yine biraz daha bombeli. Bu da 40 yorumlu. Yani bunun yeni versiyonları çıkıyor belli ki. Genelde de su koymuşlar. Sanırım sadece su mu koyuluyor içine bunun? Muhtemelen sadece su koyuluyor. Evet. Bakalım. Genel olarak çeşitli bir piyasa. Farklı farklı versiyonları var. Genel olarak yüksek yorumlu. Bizi burada yerler demeyelim de hani bunların arasına girmemiz zor olur haliyle kapatıyoruz. Evet, ne demiştim? Ben bu ürünü geçen yıl gördüm. Geçen yılın yazın bitmesine bir ay kalmıştı sanıyorum. Öyle bir şeydi. Şu anda yaz yeni başlıyor. Ne olacak bakalım. Upgrade, bakın 2024 upgrade diye bir kelime kullanmış başta. Çünkü bu neydi bu ürün? Hemen bakıyoruz ürünün ne olduğuna. Pardon. Şöyle sanırım hani yabani otlar çıkıyor çimler arasında falan. Değil mi? Onu almak için gibi bir şey. Ya da topladığınız bir bahçe ürünü falan varsa bahçenizden, onları kolayca toplamaya yarayan bir şeydi gibi de. Evet, o hatta doğru. Puller tool, weed puller tool diye buraya bir kelime vermiş. Bayağı da satıyor. Günlük 217 satışta aldık buradan. Arattık. Evet, bunların eski ve böyle daha profesyonel versiyonu şunlar. Şunlar yeni versiyonu. Bakın şu mantık yeni versiyon. Yorumlardan da anlaşılıyor zaten. Bak 4 yorum var. Yanında 23.000 yorum var. Ama bu eski versiyon. Ve daha pahalı zaten. $48. $44 daha profesyonel. $40 daha profesyonel. Bu ne bizim aradığımız? $12. $12.99 4 yorum. Okeyiz burada biz. Bu güzel. Yani bizim aradığımız daha çok. Burada yok mu? Bakın bu var. Leş gibi bir yorum. Zaten sponsorluymuş. Yine bu var. Bunlar sanki iyi koşacakmış gibi bu ürünler. Bana öyle bir hissiyat vermişti geçen yıl. Oradan hatırlıyorum. Oradan bağlandım ben bu ürüne. Bu yıl da heyecanlandırıyor. Ne demiştin video başında? Güzel ürün çıkacak bugün. Çıktı. Çıktı mı? Sayılır yani. Evet, ne demiştim ben size? Piyasayı daha fazla analiz etmeye gerek var mı? Ona bir karar vermek için düz bir kelime alıyorsunuz ürün başlığından ve buraya geliyorsunuz. Aldık geldik. Neye karar verdim ben şu anda? Bu piyasayı biraz daha analiz etmem gerekiyor. Zaman harcamam gerekiyor. Çünkü değer bir piyasa. Neye bakıyorsunuz buna karar vermek için? Ürünlerin aynılarının yorumları kaç ve kaç satış yapıyorlar? Bakın az yorumlu, 5 yorum, hiç yorum yok. Burada yine hiç yorum yok. Yine burada hiç yorum yok. Şu eleman 20 satıyor günde. Bu eleman günde 11 satıyor. Sponsorlu 2 yorum var. Bir de yorumlar da kötü. Bu ne anlama geliyor? Ürün geliştirilmeye açık bir ürün ve çok da basit bir ürün. Türkiye'de yap gönder bu ürünü. Hani Türkiye'den ürün al, Türkiye'den ürün. Hadi gidin bir demirci bulun hemen. Çok basit bir ürün gerçekten. Merak ne oldu? Merak ettin değil mi? Evet, içimde kaldı. Dümdüz metal.
Ot çekiyor işte böyle bak. Yabani otları falan. E çok iyi. Ha. Olur ya. Girin. Beğendin. Bu eleman da günde 59 satıyor. Geri döndüm. Jungle'ı çalıştırıyorum. Jungle'ın eklentisini çalıştırdım. Anlatmıştım daha önce Jungle'ı. O yüzden öyle üstünde çok durmuyorum. Yani Jungle olabilir kullandığınız program. Helium 10 olabilir. Kipo olabilir. Artık ne kullandığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü biz burada neye bakıyoruz demiştik geçen videolarda. BSR'a bakıyoruz demiştik. BSR nedir? Best Seller Rank. Best Seller Rank şu anlama geliyor. Ürünün kategorisindeki en iyi satıcı sıralaması. Yükseldikçe satış düşüyor, azaldıkça satış artıyor anlamına geliyor. Mesela buradan başlıyoruz. Bahçe kategorisinde ikinci sırada, ikinci bir yasara sahip olan ürün. Günde 7800 tane satıyormuş bu arada. Neyse az sulandırmayalım. Şimdi benim olmayanları bir gönderiyorum buradan. Gidin. Hydrose dedik. Şöyle şu da benim değil. Peki bahçe kategorisine şu an girsek yaza doğru anca satışları başlayacak ya Haziran gibi. Amerika'nın Nisan'ın belli bölgelerinde yani. Yazda geldi. Evet yani çok hızlı olmak gerekiyor eğer sezonluk bir ürüne giriyorsan. Sezonluk ürüne genelde biz Şubat aylarında bayağı hazırlığa başlıyoruz yaz ürünü ise. Mart aylarında falan da en geç girmiş olması gerekiyor. Bizim şu anda bu ürünü bulduk ama sezonluk ürünleri zaten böyle en iyi satanlar arasından buluyorsan hata yapıyorsun. Biz nereden bulduk? New Releases'dan bulduk. Yani buradaki ürünler çok satan ürünler mantıken. E sen bu ürünü buradan buluyorsan zaten geç kaldın artık yani sezonluk ürüne baktığın zaman. Çünkü sen sezonluk ürüne bakıyorsan o ürün daha satışa başlamamış olması lazım. Çünkü ne oluyor? Çok hızlı bir hype alıyor sezonluk ürünler ve sen orada onun en başından yakalamazsan o hype'ın en başından yakalamazsan sıkıntı. Çünkü önünde 4 ay var. Bütün bir yıl yok. 5 ay var. 5 ay satacaksın çıkacaksın. Sen 1 ay satamadın, 2 ay satamadın, 3 ay satamadın kaldı ki son 2 ay mı satacaksın? Yani şansını çok böyle kısıtlı bir yere doğru götürmüş oluyorsun. O da sıkıntılı bir durum. Burada en iyi satanları ben sıraladım. Ne yapıyormuş? BSR olarak bahçe ürünlerinde 211. sırada. Yani bahçenin 211. en iyi satanı. Hemen altındaki arkadaşımız 1319. en iyi satanı. Hemen altındaki 1737. en iyi satanı. Bu benim için önemli veriler. Güzel satış yapıyor hepsi. Şimdi Look Up Keywords butonu var şu Action sütununda. Buna basarsanız eğer ki bastım. Jungle Scout. Tam Jungle diyeceğim ya. Evet Jungle'ın Keywords Kaçış yok Scout'tan. Jungle'ın Keyword Scout tool. Scout. Keyword Scout tool'unu atıyor bize. Keyword Scout tool'unda sizin ne Şimdi bu ürünün indekslenmiş olduğu kelimeleri bulmam gerekiyor. Helium 10'den bakıyor olsaydınız Cerebro'ya gitmeniz gerekiyordu. Helium 10'in tool'larından biri. Cerebro'ya gitmeniz gerekiyordu. Bu asini atmanız gerekiyordu oraya. Biz Jungle kullandığımız için Action sütunundan Look Up Keyword butonuna basarak bizi direkt olarak Keyword Scout'a gönderiyor. Keyword Scout'ta şöyle bir şey var. Ürünün asilini aldı. Neydi asil? Kimlik numarasıydı tabii ki. Ürünün asilini aldı buraya attı. Ne yaptı burada? Bize bu ürünün indekslenmiş olduğu bütün kelimeleri çıkarttı. Tahmini hani yalandan çıkartıyor. Sen o çok da güvenme şimdi buna. Bütün kelime hiçbir programa güvenme. Neden? Her zaman söylüyorum. Programlar her zaman geriden gelir. Çünkü bunlar bir database aslında. Database'i işlemeleri vesaire senin önüne çıkartmaları en az 2 hafta. 2 haftada da böyle yanlış veriler okuyabilirsin. Bunu bilerek her zaman analizini yap. En iyi satan ikinci asini kopyaladım. Direkt asinin üstüne tıkladım. Geldim bu asinin yanına koyuverdim. Üçüncü satanın da asini aldım. Bunun da yanına bunu koydum. Bakın 1, 2, 3 tane asin oldu. En iyi satan 3 asin burada. Şimdi bunların hepsini birbiriyle kıyaslayacağım. Ve nihai hedef olan ana kelimeyi bulma adımında büyük bir yol kat etmiş olacağıma inancım şu anlık tam. Niye böyle bir cümle kurdum bilmiyorum. Weed Puller Tool 13. sırada ürün burada. Bu ne anlama geliyordu? Bu kelimede Weed Puller Tool yazdığınızda şu asin arkadaşlar bakın şu asin 13. sırada karşınıza çıktığı anlamına geliyor. Peki bu sizin için nasıl bir veri oluşturuyor? Biliyorsunuz ki bir ürünün iyi satabilmesi için belli başlı kelimelerde güzel konumlarda bulunması gerekiyor. Güzel konumda bulunması için de iyi satış alması gerekiyor. Bunların hepsi birbirini tetikliyor. E böylelikle iyi satan bir ürün varsa bir yerden satış alıyor olması lazım. Nereden satış alıyor olması lazım? Bir kelimede iyi bir konumda olması lazım. Weed Puller Tool da bu ürün 13. sıradaymış. Hacim olarak da en büyük kelimemiz bu. 262 bin aylık aratılması var ürünün.
volume olarak, hacim olarak 262 bin aratılmaya sahip bu kelime. Büyük bir hacim mi? Büyük yani sayılır. Güzel, yeter, böyle bir ürüne yeter. Bunun hemen altında Garden Tools. Bu kelimede de 15. sırada. Muhtemelen buradan da alıyor ama bu piyasa daha karışık bir piyasadır. Bakın bu kelimede envai çeşit tools var. Yani burada direkt bahçe ürünleri görüyorsunuz. Hemen altındaki kelime weed pooler. Bakın şu 4. sırada 100 bin hacimde bunda. 262'de bunda vardı. 162 gayet iyi hacim. Yan kelime diyoruz buna da. Ana kelime şu. Yan kelime bu. Diğer yan kelime de bu. Bu da 60 bin hacimde. Bunların hepsini topladığınızda güzel hacim yapıyor. Yani sadece ana kelimeye odaklanmamak gerekiyor burada. Yan kelimeler de iyi hacimli mi? Onlara da bakmak gerekiyor. Evet, iyi hacimli. Şimdi ben buna bir gittim. Peki organik rank kaç olmalı? Yani organik rank genellikle işte 4, 5, 3 en iyi satanlara bakıyorsan o sıralarda olmalı. Ama dediğim gibi bu veriye geç aldığı için 3. sıradaysa bile 2 hafta önce 13. sıradaysa sen burada 13. sıradaymış gibi görüyorsun. Mesela sen burada toplam 497 kelime görüyorsun ama bunun da 1000 olabilir çünkü daha veriyi almamıştık program. Ben bu sonuçları daha da detaylandırmak istiyorum. O zaman ikinci ürüne tıkladım. İkinci en iyi satanın bulunduğu konumlara bakalım. Weed Pooler 59. sırada. Bakın bu mümkün değil. Mesela Jungle burada yanılıyor. O yüzden bu ürüne çok bakmıyorum. Neden? İlk yüzde değil, ilk yüzde değil, ilk yüzde değil. Bu eleman günde 100 tane satıyor. Nasıl değil yani? Bir yerde olmalı. Ya da dışarıdan trafik çekiyor. Bunu da düşünebilirsin. Bazı ürünlerde bunlarla da karşılaşacaksın. Weed Pooler kelimesi yine karşımızda 23. sırada. Şurada da marka var. Weed Pooler. Hedef bu. Ne demiştik? Eski versiyonlar Weed Pooler olarak zaten var. Evet, şunlar sponsorlu, geçtim. Bakın bizim ürün, ne demiştim size? Bu asin kaç? FX asini. Geldim Jungle'a bakıyorum. Bakın İK13'te bile değil aslında. Bu tarz ürünlerde daha zor. Bakın GP burada bayağı aşağılarda. En iyi satan da bu, 479 tane satıyor. Peki burada 3. sırada bir ürün var. Bu kaç tane satıyor? Bu da 59 tane satıyor. Bunun indeksleri daha iyi. Şimdi piyasayı analiz edeceğiz. Daha derinlemesine analiz edeceğiz. Bu piyasa biraz zor analiz ediliyor. Neden? Baktığın zaman bütün ürünler senin ürününe benzer değil. Bunun işte dediğim gibi yine daha profesyonelleri ve daha eski versiyonları var. Haliyle biraz zorlanacaksın analiz ederken. Şimdi bu neye bakıyorsun? Yeni çıkmış. 59 tane satıyor. Profesyonelleri bayağı fazla satıyor bu arada. 1800 tane satıyor günde. 7800 tane satıyor yine günde. Bakıyorum burada yine bu var. 7800. Şu versiyon var 5000, şu versiyon var 77 adet. Evet, 500 adet satıyor falan filan. Bizim ürünlerden çok az var gerçekten. Bunlar fiyat performans olarak muhtemelen yeni başlayanlar için olabilir. Böyle bahçeye yeni yeni heves salmış için olanlar olabilir. Böyle daha basit bir ürün konumunda. Sadece şunu beklemeniz gerekiyor bu piyasayı takip ederken. Bu piyasayı takibe alabilirsiniz. Güzel bir piyasa. Sonuç fazla ama burada sonuca bakamazsın. Zaten senin ürününden birinci sayfada 4-5 tane anca var. Diğerlerinin hepsi diğer eski versiyonlar. Burada şunu bekleyeceksin kısacası. Bu piyasaya yeni çıkan bu modeller gelecek mi? Yani arkadan gelen ürünler bu piyasaya girebilecekler mi? Şu gördüğünüz bu piyasaya. Buraya girdiklerinde nasıl bir sonuç alacaklar? Başarılı olabilecekler mi? Biraz onu takip etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl takip edersin? Hemen üretim için araştırmalara başlarsın. Orada zaten bir zaman kaybedeceksin. Tedarikçi arayacaksın, sözleşmeye gideceksin, işte ne bileyim bir numune testine gireceksin falan filan. Orada zaman kaybedeceksin 1,5-2 hafta. 1,5-2 hafta boyunca da bu piyasanın gidişatını takip edeceksin. Senin istediğin versiyon bu piyasaya gelmeye başlıyor mu? Yani 4 iken buradaki satıcı sayısı 5 oluyor mu, 6 oluyor mu, 7 oluyor mu? Çünkü burası Amazon.com arkadaşlar. Yani bir günde bile buraya 10 kişi birden gelebilir bir anda baktığınızda. O yüzden bir hafta boyunca hem tedariği yöneteceksin hem de burada ürününün durumunu sürekli kontrol edeceksin. Ama tedariği bitirmeyeceksin. Yani tedarikçini bulup da sözleşme adımına geçmeyeceksin. Sadece sözleşmeye hazır bir hale getireceksin. Pazarlığını yapacaksın, numune testini yapacaksın vesaire gibi şeyler. Evet, bu piyasayı takibe alabiliriz. Ben bu piyasayı şöyle bir sabitliyorum. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Sözde yalandan ya. Ama sizin kontrol etmeniz gerekiyor. O detayı vermeseydin keşke. Niye? Ben gidişatı hemen hemen tahmin edebildiğim için. Şimdi bahçe ürünlerine baktık. Bir tane de ürün çıktı gerçekten. Gerçekten çıktı bu arada ürün. Yani öyle boş bir şey söylemiyorum. Tırpan mı? Ha? Tırpan mı? Wow bir ürün mü? Wow bu, okey bu. Ürün burada. Şu an ortada. Okey buçuk. Okey buçuk, okey plus. Okey buçuktan az bir yatırım. Evet. Hangi kategoriye bakayım, hadi söyle bir tane kategori. Pete girsene ya bir. Aa, bugün Facebook'ta öyle bir, Facebook
Bu nereden çıktı oğlum Facebook? Şey, Instagram'dan öyle bir şey geldi. DM geldi. Story paylaştım ya videoyu başlamadan önce. Ha, pet mi istediler? Aynen, bir pet supply'sa da bakar mısın dediler. Pet burası. Burada hayvan ürünleri var, evcil hayvan. Neye bakıyoruz? Yorumların azlığına bakıyoruz. Arkadaşlar bunları hani detaylı detaylı anlatmıyorum. Çünkü ne demiştim ilk videoda hatırlıyorsanız. Demiştim ki burada şunlardan detaylıca bahsedeceğim. Ama ileriki videolarda bahsetmeyeceğim. O yüzden bu videoyu izlemeniz önemli demiştim. İzlemediyseniz ve çok hızlı geçtiğimi düşünüyorsanız. Bunlar çok kötü ürünler ya. Geçen videodan birinde de çıkmıştı. Havlama öncesi, önleyici cihazlar bu frekans yayıyor galiba. Hı hı. İşte havlıyorsa köpeğin, işte havlamıyor frekansla. Biraz işkence ürünü yani. Ha doğru, Amazon'da yasaklanması gereken ürünler diye. Saçma sapan ürünleri yasaklıyor. Böyle ürünleri yasaklamıyor. Ha, tasma mesela şeyli titreşimli. Ondan bahsetmiştik, evet. Geçiyorum. Geçiyorum bunları da. Şu ne? Leakproof, hani burada pet, şu lazerler. Bunlar var bayağıdır, hani Instagram'da da çok görmüştürsünüz muhtemelen. İstersen yeni gelen telifsiz parçamız E-girişimciyi dinlerken senin ürün arayışını izleyelim. Olur. Tamam, o zaman veriyorum müziği. Verelim. E-girişimci geleceğe inan. E-ticarette lider farkımız her an. Yüksek başarılara hep birlikte koşan bir ekip, sonsuz heyecanla ilerleriz her daim yine. Şimdi arkadaşlar burada gördüğüm bir şey vardı. Kedi sahipleri bilecektir şu matları, bilmiyorum. Ben mi daha önce görmedim ki acaba? Bu matlar gayet güzelmiş. Şu okey. Şu tarz gayet beğendim ben yani. Kedi sahibi olarak. Bayağı farklı matlar bunlar. Şimdi sadece tek yapmam gereken şu anda iyi satış yapanı bulmam. Yani böyle çok çok iyi bir satış göremedim. İyi satan versiyonunu aradım, bulamadım. Şu versiyon şimdi, bu okey. Bunu beğendik zaten. Yani burada biraz duygusal düşündüm. Neden? İşte bu piyasaya hakimim, nasıl hakimim, benim de kedilerim var falan filan. Normalde hani her yeni başlayan insanın yapacağı hatalardan biridir bu aslında. Duygusal düşünme işte. Çocuğu olanlar genellikle oyuncak bakıyor, bebek ürünleri bakıyor yeni çocuk doğurduysa vesaire. İşte ev hanımı olanlar genellikle ev aletlerine bakıyor. Neden bilmiyorum. Böyle şeyler var, böyle algılar var. Ne bileyim işte otomotivle çok ilgileniyordur, otomotiv ürününe bakar. Ev aletleriyle ilgileniyordur, ev aletlerine bakar. Ya da işiyle bir şekilde bağdaştırmaya çalışıyor ürün araştırmayı. Bu yanlış bir düşünce. Benim de bu ürün bu şekilde dikkatimi çekti. Ve piyasada satıyor mu diye baktığımda satmıyor. Ama bir versiyonu satıyor, o da bu. 47 satıyor. Az bir satış bizim için. Ben yine de bunun bir keyword'üne bakacağım. Biraz daha zorlamak istiyorum ürünü. Keyword'ü attım. Keyword Scout'a attık ürünü. Keyword Scout'tan burada 165 tane indeksi olduğunu görüyorum. Cat litter mat kelimesinde şöyle, genellikle şu versiyonlar tabii ki daha çok satıyor. Ama bizim bu silikon oluklu versiyonumuz şu. Çok çok da iyi. Satmıyor. Bir bu satıyor. O yüzden geçiyoruz arkadaşlar. Bu ürün cepte demiştik zaten. Şunu da kapattım. Evet, şuna bir bakalım. Bu da son yıllarda popüler olan bir ürün. Köpeklerin böyle mama kabının içine koyuyorsun. Sanırım daha yavaş yemelerini sağlıyor. Daha yavaş yemeye sinir oluyor hayvanlar. Şöyle bölümlere ayırıyor mamayı ve böylelikle hızlı yemiyor diye. Aynen, slow feeder dog. Yani zorla diyete sokuyor sizi birisi gibi düşünebilirsin. Aynen öyle. Şöyle bir yazdım kelimeyi. Evet, burada versiyonlar çıktı karşıma. Evet, 6000 yorum burada görüyoruz. 106 yorum burada. İyi bir piyasaydı, kaçırmışız yani bunu. Neden ürünler erken hiç karşımıza çıkmadı ki bu bizim ilk zamanlarında? Bakın yorumları hep fazla. Yani ben hatırlıyorum, bu en fazla bir yıllık bir ürün. Hiç de bakmamıştım. Üzdü. Geçmiş. Neden geçmiş? Yorumları çok artmış. Binlerce yorum olmuş. Şuna bakalım. Evet, bunun içinde böyle şey mi var? Ödül maması gibi bir şey mi koyuyorlar içine? Dog toy. Kaç satıyor? 47 satıyor. Burada bir keyword göremiyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz? Search keywords butonuna basıyorsunuz. Ve bu alandan keywords kata gittik.
Dog Puzzle, Toy Dog Puzzle, bunların hiçbiri değil. Şu mu? Pops, bu ama markası değil mi? Bu marka, bu direkt şeyin markanın modeliymiş. Yok, bu ürün de tutmadı. Evet, bu kategoride bir ürün bulamadık. Önemi yok. Şöyle bir tık daha bakıyorum hemen. Hah, şunlar mesela. Bunlar da, evet, şu ürün. Bu böyle bir komp. Şöyle attım kelimeyi. Bu arada eğer bu programı kullanıyorsan, keyword bulmada ya da herhangi bir programı kullanıyorsan, iyi sonuç almak istiyorsan ürünün iyi satıyor olması lazım. Neden bunu söylüyorum? İyi satmıyorsa zaten sana burada sonuç vermez. Yani burada sonuç verebilecek kıvamdaysa zaten iyi satıyordur o ürün. Ne demiştik? İndex eşittir satış. İndeks, satış yoksa index de yok. Satış olmayan bir listeden keyword bulmaya çalışamazsın. Yapamazsın. Olmaz. Cat Air değil bu. Şu Cat Grooming değil. Şu, şuna bakayım. Dördüncü sırada. Yanlış yerde indekslenmiş bunlar da zaten. Şu Nothing No. Şöyle bir kelimesi var aslında. Şuradan daha iyi satanlar varsa onları bulabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi yorumlar oldukça düşük. Satışlar önemli şu saatten itibaren. Hemen şuradan sonuca bakıyorum. 380 gayet güzel bir sonuç. Az. Hemen şöyle bir yasarı sıraladım. Evet, bir yasarı olmayanların bir yasarı yoktur anlamına geliyor. Yani satışı yoktur. Şu arkadaşımız var yine karşımızda, 42. Bu arkadaşımız var 23, 21. 21 yine aynı marka mı? Evet, aynı marka ve biri sponsorluğu, yani aynı sonuç aslında. İki tane 21 satan ürün yok orada. 14. Arkadaşlar ürün güzel, piyasa yepyeni ama çok az satıyor. Yani burada zaten en iyi satanımız 42'den başlıyor. Hani 42'den geldiği yer 23, sonra 21 diye gidiyor. Bu çok az bir satış. 300 kişiyle bu kadar az bir satışı olan bir piyasaya girmek saçma olur. Ama hacim artarsa güzel bir ürün diyebiliriz. O yüzden ne yapacaksınız? Takibi alacaksınız. Hacim artıyor mu artmıyor mu? Bunu bekleyeceksiniz. Kelimenin hacmi oluşmuş mu ona bakalım. Aldım kelimeyi. Asin attığım yere bu sefer kelime attım, aynı şey. Kelimenin hacmi olacak. 4000 hacim var. Kelime de hemen hemen bu. Ya da yeni bir kelime de yaratmamış kendine. Hani o kadar boş bir piyasa. Daha müşterisi de yok. Satıcısı var biraz, 300 kişi falan. Ama müşterisi yok. Zaten satıcısının az olmasının sebebi de müşterisinin olmaması. Yorumunun az olmasının sebebi de yine satışın çok olmaması. Yani tutmamış bir ürün diyebiliriz. Ama bütün veriler bize uyuyor. Sadece satış uymuyor. Onu söyleyeyim. Buradaki ilk sayfayı tamamladık. Başka bir kategoriye geçmeyeyim artık, değil mi? Bayağı bir üründen örnek verdik. Güzel de bir ürün bulduk. Cem ne dersin? O üründen artık tedarik, bir numune isteyebiliriz. Aynen. Bir sonraki videomuz tedarikle ilgili olacak. Tedarikçi araştıracağız bulduğumuz ürünle alakalı. Sonrasında tedarikçiyle numune testi falan filan, bunlar nasıl yapılıyor? Maliyet hesabı nasıl yapılıyor? Fiyat alacağız sonuçta, fiyata göre. Bir maliyet hesabı videosu da çıkacak oradan. Sonrasında tedarikçiyle sözleşme videosu çıkacak. Bunların her biri bir video olacak. Başka sonrasında artık sipariş verdikten sonra listing oluşturma, işte kargo planı oluşturma. Bu seriyi devam ettireceğiz bu şekilde adım adım. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız fikirlerinizi bize söyleyin, yorum yapın. Ürünlerle ilgili bir fikriniz varsa, bizim kaçırdığımız bir bakış açısı, yanlış düşündüğümüz bir bakış açısı olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda bildirin, tartışalım. Telegram kanalımıza, Instagram'da da First Million Club kanalımıza üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da bir like bekliyorum artık. Abone olmayanlar varsa, biliyorsunuz sadece private label anlatılıyor bu kanalda. Private label'a gönül verdiyseniz de bir abone olmanızı istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Pazartesi görüşürüz. Hah, onu da söyleyelim. Pazartesi daha hoşunuza gitti diye düşünüyorum. Yani biz normalde her videoyu pazar çekiyorduk. Bundan sonra her pazartesi adım adım Amazon FBA Private Label serimize devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E-girişimci, geleceğe inan. E-ticarette lider, farkımı seran.